Tamam da bütün bunlar benim ne işime yarayacak? Yani terkler, tecerrütler, e, ibadetler. Şimdi bak Mehmet. E, ne kadar biz ibadeti yaparsak Allah o kadar seviyoruz. Ne kadar haramları terk edersek Allah bizi o kadar seviyor. Şeytanı şeytanın elindeki silahla mağlup edemezsin. Şeytan o kadar alim ki kimi, bak kimi, ne zaman, nerede, ne ile kandıracağının ilmi var. Mesela beni nasıl kandıracağını, hayal olmadığı tasavvurla, zanla, bilgiyle, malumatla, şöhretle, şehvetle, gadapla, hiddetle ne kadar verecek? Tamam. Mesela bana namaz kılma demez. Namazın kalitesini düşürmek için geç kıldırır. Yo erken kıldım. Bu sefer başka şekilde musallat olur. Hayalime bir şeyler getirir. Bana kötü şeyler de getiremiyor. Çünkü öyle şeyler düşünmediğim için. Namazda benim çalıştığım dersleri getiriyor. Evamili tekvine şey yapıyor. Bak namazın kalitesini düşürüyor vesaire. Yani demek istiyorum ki şeytan kimi, nerede, ne zaman, ne ile ne kadar la ilmi var. Şeytanda ilim var. Cahil değil adam. Adam şuurlu. Yani işinin ehli adam. Seni de çok iyi biliyor. Çok iyi tanıyor. Güçlü ve zayıf yönlerini de iyi biliyor bu şeytan. Bir de şeytan elinde ne vardı? Secde etmediği semada yer yoktu. Acayip ibadet etti. E, o zaman ibadetlerle, ilimle onu mağlup edemezsin. İbadetle dalaleti giden çoktur. İbadetle giden çoktur, dalalete giden de çoktur. Şeytanın elinde olmayan bir şey olması lazım. Elimizdeki mağlup etmek yani şeytanı mağlup etmek vesveselerden, e, nefsi mağlup etmek çeşitli düşünce denilen vehimlerden insanı kurtarıyor. Kurtulmamıza şeftir yoksa kuru bir bilgi değil. Nedir o? Şeytanda olmayan terk. Kendini terk etmedi kardeşim Şeytan. Adem aleyhisselam kendini terk etti az, fakir acizliğini, fakirliğini hissetti kusuru derifte etti ya Rabbi ben nefsime zulmettim dedi bahane aramadı kusuruna günahına, hatasına, aldanmasına bahane aramadı Allah'ım dedi Rabbim ben nefsime zulmettim Kur'an ile böyle dedi Kur'an'da böyle gözüküyor şeytan ne dedi beni sen azdırdın dedi yani şimdikiler gibi kaderin buydu diyor ben ne yapayım diyor mesela bak Haşa. Yani Allah Haşir meydanında verin kaderinizin hesabı yok ki. Verin yaptıklarınızın hesabı var. Adama diyorum derse niye gelmedin? Hocam nasibim yoktu diyor. Yani Allah mı nasip etmedi? Öyle oldu diyor. Bak. Şimdi haşa haşa. Rab Rabbim mi senin suçtu yani derse gelmemen? Ya. Yani. Hemen suçta arıyoruz tamam mı? Demek ki tert ne demek? At, fakr, noksan kusurunu devruhte etmek. Bu nasıl olur? Nasıl yapacağım? Bu dersini anlatmayacağım Mehmet sana da. 26. söz var ya Ustadım Bediüzzaman Hazretleri'nin Sözler atlı Risalesinde kitabın adı. 26. sözün sonunda 4 hatbe var. Ad, fak, noksan, kusurunu derihte etmek orada. Bazı kardeşler soruyor ki terki nasıl yapacağız? Tecerrüt nasıl yapacağız? Terkler günahlardan kaçmak. Tecerrüt ise putlaştırdığımız e, içsel bidatlardan, hurafelerden, uyduruklardan, hatıralardan bundan bundan sıyrılmak. Yansıması ne olur bizde? Kardeşim ne kadar Risale okursan oku. Ne kadar Kur'an okursan oku. Eğer eylemsel hali olan günahları terk etmedikçe vehim ve vesveseden kurtulamazsın. Terklerle mümkündür şeytanı mağlup etmek. Sana yanaşamıyor terklerle. Yani Kur'an okurken bile gelebiliyor adam. Ama terk ettin mi gelemiyor. Mesela videoyu seyrettin yattın. Rüya ne olacak? O cinsten ne olacak? Seyretmedin girmedin o melanetlere, videolara. Hiç doğruya da girme kardeşim. Girme Facebook'lara, internetlere, şunlara, bunlara. Twitter'lara girme kardeşim. Girmeyen bir insan olarak söylüyorum. Rahat olmanı istiyorsan, kafan rahat olmasını istiyorsan gevezelerden, gıybetlerden, tenkitlerden, onların özel hayatlarını seyretmekten, senin hayatını ne harcıyorsun ki? Onların özellerini seyrediyorsun. Yani onların hayatlarına şahit olmak için hayatını veriyorsun. Baksana ne veriyorsun? Toprak altındakilere entübe olmuş hastalara sorun bakayım. Bir defa nefes almak nedir? Entübe hastalara sorun bakayım. Youtube'lara, TikTok'lara girip video seyretmek ister misin? ne der? Allah bana bir defa ne Böyle nefes, rahat nefes almayı versin. Bak ben ne yapacağım diyor. Ya. İle böyle o mu olmak lazım? Ne işimize yarayacak arkadaşlar? Ne işime yarayacak? Terklerle vesveselerden gün terk ad, fark, noksan kusunu deruhte etmek. Acizliğin kadar Allah aleminde var olur. Fakirliğin kadar ahiretin üstü açılır sende ayan olur. Kusuru Allah'a verme. Kusuru deruhte et. Ya Rab ben nefsime zulmettim. Noksan kusuru deruhte etmek. Noksanız kardeşim. Yani bu esbabı terk etmek değil. Tarla ekeceğiz neticeyi Allah'tan bekleyeceğiz. Bu böyle arkadaşlar. Peki tecerüt hurafelerden, bidatlardan, yanlış insanlardan bunu da anlatayım de. Mesela Hz. Ali'nin radıyallahu anh'ın karşısında hariciler çıktı. Kılıçlarına Kur'an'ın sayfalarını yapıştı şey soktular. Hz. Ali'ye Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendisi değil diye huruc ettiler. Yani sıyrıldılar. Bunlara itizal ettiler. Yani ayrıldılar muhalefet ettiler Hazreti Ali'ye Allah'ın Bunlara Mutezile itizal etti. Yani hariciler o andaki o zamandaki adını hariciler. Hazreti Ali ne dedi? Ne şey kullanacak bak psikolojiye bunu. Hazreti Ali bunlara dedi ki bak o me me'aldir. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirin ta kendisidir. Bak şimdi bir şey anlatacağım buna da. Hazreti Ali bunlara dedi ki, El-Bulegâ kitabında geçiyor. Bununla batıl kast edilen hak bir süresidir. Şimdi piyasada piyasada işte bir sürü şeyler çıkar. Yani kuytu var, Ansali Ebbindir, Neze bir sürü şeyler var. İslamsız oğulları yani kardeşim bunlar da ya ak ya kara. Bunlar aynı mutezile gibi. Kur'an'ı zahiri mealleriyle giden adamlar vehimden kurtulamaz. Vehimden kurtulamaz. Ya aktır ya kara. Ortasında gri yok. Even şerleri yok vesaire. Bu Müslümanların bir sıkıntısı da buradan geliyor bazılarının sıkıntısı buradan geliyor. Ee, cehennemle Kur'an ayet mealleriyle sıkışıp kalıyorlar. Bak Allah böyle diyor diyor. Onların dediği gibi demiyor kardeşim Allah haşa. Öyle değil. Ee, sana size bir şey söyleyeyim. Beni, beni eğiten Rüştü abi vardı Allah rahmet etsin. Zübeyir abinin talebesiydi o da Zübeyir abinin. Yani talebelik yok da kardeşim. Ustadın da sır katibi Zübeyir abi. Onun da yetiştirdiği kişilerden Zübeyir abi. Bana da tesir eden Rüştü abi. Böyle zahir mealle gidenlere ne derdi biliyor musunuz Rüştü abi? Acayip bir şey. Çok ağrınıza gidecek ama. Ha. Paylaşayım yani. Nasıl mezarda çünkü. Böyle sif mealle gidenlere 1900 85'te Fındıkzade'de görmüştüm böyle bir grup gelmiş derdi bunlara şu anda şey deniliyor. Selefi, Selefi, Selefiler. Onlara dedi ki, nasıl Rüştabi kabirde? Kardeşim dedi, anlattı, anlattı, anlattılar. Rüştabi dinledi, dedi ki, kardeşim sizin anladığınızı, sizin anladığınız Kur'an'ı reddederek ben Müslüman kalabiliyorum. Allah Allah. Sizin anladığınız Kur'an'ı ben kabul edersem ben de şirk ehli olurum. Sizin anladığınız Kur'an'ı, sizin anladığınız Kur'an'ı reddederek ben mümin kalabiliyorum. Ya. Çünkü önüne gelene kafir damgası vuruyorlardı. Tam. E, bunlar yaşayamazlar yani meale gidenler. Çünkü e, diyor ki Adisuk'te eee Kafirler mesela gördüm mü yanlıştı? elinle yoksa dilinle yoksa imanı yok. E şimdi sopa mı alacaksın? Oysa manası ne demek? Elinle düze düzeltmek halifelere, sultanlara mahsus. Diliyle düzeltmek alimlere mahsus. Ee, taraftar olmamak senin ve benim gibi avama mahsus. Niye buraya girdim? Bu psikoloji şeytan. Ee, şeytan buradan da giriyor ve Müslümanların bir kısmının zahiri şeriatla, zahiri maale vesvese ve vehim yapıyorlar sıkıntıları var. Hep bunlardan kurtulmanın yolunu söylüyorum ve kesiyorum. Sebep. Bediüzzaman Hazretleri'nin laikalarını eğer Risale-i Nur okumuşsan hala vehim ve vesvesem varsa. Bak şimdi Risale-i Nur'u bildiği aldı. Hizbul Kur'an okuyorum. Risale okuyorum sıkıntım gitmiyor. Defter alacaksın kardeş. Defter alacaksın. Şimdi okuyana ilk önce okumayan daha okumadınsa Risale-i Nur'dan Asay Musa'dan başta kardeş. Defter al yanına. İlk başlayanlar hiçbir şey Bir kere külliyatı şöyle bir okuyun. Lugata bakmadan. Anlamak için değil. Ya anlamıyorum. Anlaman için zaten istenmiyor. Sen bir oku ruhun bununla bir tanısın bakalım. Bu hakikatleri bir duysun ruhun. İnsan sırf akıldan ibaret değil. Kat var, vicdan var, ruh var, latife var. Latife insaniye var, hafi var, akfa var. Var da var. Sen bunları bir tanıştır bakalım. Düz bir oku. Sonra lugatla okursun. Sonra defter al. Üşenmeden okurken hoşuna giden paragrafları yaz. Sonra senin alemine düşen manaları not al. Tarihte koy. Risaleleri okuyup da sıkıntım hala devam ediyor diyene söylüyorum şimdi. Sen külliyatı biliyorsun ama layıkayı bilmiyorsun. Okudun, okudun bilmiyorsun. Al defterini. Kastamonu layıkasından başla. Başla. Beşinci sayfa. Aa. Da bir şahsi manevi varmış. Beşinci sayfada. Oo, böyle. İşte dostun düşman. İşte not ala ala. Not ala ala. Kastamonu'yu okursan harici. Bizim dışımızdaki Doğruları, yanlışları, hak, batılı, nerede, kimin, yanında, ne kadar, nasıl, bulunacağım. Bizim diş dünyamızı tanzim ediyor. Bu bizi vesveseden kurtarır. Kastamonu. Emir oku. İtsel alemimizdeki doğruları, yanlışları ama notalara alarak okuyorsun. Not al. Üşenme. Yok. Yoksa vesvese. Vehimden kurtulamazsın ve ilaç içeceksin. İlaç içeceksin başka şansın yok. Emirda okursan iç alemini düzeye çıkartıyor. Notlar al. Çünkü düzde olanlar, mutlu olanlar tesadüfen olmamıştır. Allah'ın kurallarına uymuşlardır. Emirda oku, not al. Ha böyle düşünmem lazım. Bu his yanlış. Ha bu his doğru. Ha, ben böyle tersini düşünüyordum ya. Onlar hep not al. Paragrafı da yaz, notu da al. Eğer emirda not alarak okursan düşüncelerinin şerinden Kastamonu'yu not alarak okursan vesveselerin şerinden olursun sevgili canım kardeşim. Tamam. Dostun düşmanın bir genel böyle bir atmosfer yaptım. Şeytanı bununla mağlup edersin. Vesveseni vehimden böyle baş edebilirsin. En olumsuz bir soruyu sorayım. Biz kardeşim Risale'yi biliyoruz. Mektubat, sözler, şualar bunlar okuyoruz. Kastamonu'yu da dediğim gibi okusan. Bir kere böyle bir oku. Emir Dağı'nı böyle dediğim gibi okusan gene sıkıntın varsa o zaman doktora gideceksin. O zaman ilaç içeceksin. Biyolojiktir. Ee, yani içinde bir yumruk gibi böyle bir ateş kor var. Bu Kur'an'la gider. Kur'an okuyacaksın. Yani Kur'an'dan seçilmiş ayetler var. Hizbul Kur'an. Gene Bediüzzaman Hazretleri'nin Kur'an'dan seçtiği ayetler var. Hizbul Kur'an. Kur'an'dan e, ayetler toplanmış. Onun adı kitabın adıdır. Hizbul Kur'an bulursun. İçindeki top böyle göğsüne basmış böyle. Bununla gider. En az 3 sayfa oku her gün. Bırakma ama. Düzelince de bitti diye bırakma. Antibiyotik gibidir. Eğer takıntıların varsa, takıntılar, düşünceler seni bizar ediyorsa, dediğim gibi kastamonuyu Emir böyle oku. Eğer Risaleleri bilmiyorsan Asay Musa'dan başla. Sonra mektubat oku. Sonra e, sonra sözleri oku. Sonra lemalar oku. Böyle oku. Külliyatı bilmiyorsan. Asay Musa, mektubat, sözler gibi oku. Eğer külliyatı biliyorsan da gene takıntılarından kurtulamıyorsan laikaları biraz önce anlattığım gibi oku. Okuduğun aldı bu not alarak. Bir defa kastanlığı böyle oku. Emirdan da oku. İkisini beraber götür. Emirdan kastan böyle. Oku. Eğer o vehim düşüncelerinden hala kurtulamıyorsan biyolojik bozuk. Biyolojik. Ayağın kırılmıştır. Kırılmışsa baston kullanmak senin şahsiyetini yok etmez. Yani psikoloji ilaçlarını kullanmak senin ruhun bozuk olduğu anlamına gelmez. Düşüncelerini kontrol edemiyorsun demektir. Biyolojik hormon bozukluğu olabiliyor. Seletür maddesi vesaire olabiliyor. Rabbim emanet olun. Cenab-ı Hak iki cihanda hepimizi aziz eylesin. İnsi ve cinli şeytanların şerinden, semavi arzı afatlardan, maddi ve manevi musibetlerden, hastalıklardan hıfzı emin eylesin istikamette olanlarla bizi istikamette kılıp ve istikametten ayırmasın. İhtina sıratel mustaqim, sıratel lezinen amta aleyhim, el fatiha. Allah